Bang ve Wolf'u yine yüzmeye devam ediyor. Alt koridorda. Şimdi ulti geldi. Wolf'a tuttu. Peanut orada yetişmeye çalışıyor. Wolf kaçabilecek mi? Hayır. Bang'i de yakaladılar. Çok güzel. Orada insek gördük. Bang orada skor almaya çalışıyor ama Gorilla'yı alamadı. 2'de 2 kime gidiyor? Buraya gidiyor. Bu da çok önemli. Blank geliyor. Blank geldi orada. En azından Gorilla'yı almaya çalışacakmış. Şimdi çıktı. Yerinden hayaletini açmış durumda. Gorilla'nın üzerine gidiyor. Skoru aldı. Ragnarok'la birlikte kulenin altından uzaklaşmaya çalışıyor. Peanut yalnız tutturdu ses dalgasını. Üzerine gidemiyor. SKT bu arada aradan ejderi çıkardı. İyi bir hamle oldu SKT için. En azından bir rotasyonlar için bir elini güçlendirmiş oldu. Peanut üzerine gidiyor. Ulti geldi. Bir de orada kaptılar dikenlerle ve skor Faker'da kalıyor. İşte Faker ve Wolf'un oyunu burada. Çok güzel ikili bir oyun yaptılar. Zyra geldi. Wolf geldi. Yeterli olacak. Ulti geliyor. Bank düşecek mi? Çok az bir canı kaldı. Bank düşüyor. Gorilla da kaldı yine skor. Mermi manyağı yaptı orada Bang'i. Wolf ne yapıyor? Wolf gidiyor. Smab'in üzerine doğru. Smab kendini susturmuştu. Şimdi boğar dikenler geldi. Bir de orada yerini mıhlamayı başarıyor. Smab kaçabilecek mi? Sersemliyor bir de üzerine. Blank de geldi ama Blank de orada asist almayı başarıyor. Hiç bekletmeden Prey'e de geri çekilmek zorunda. Smab ters taraftan geliyor. Buraya gelecek bir eş ultisi. Blank'i yakaladı. Smab'den hala ulti gelmedi. Ve şimdi SKT üzerine gidiyor. Wolf orada sıçrayıp agresif bir şekilde üzerlerine gidiyor ama dengeleyici. Hemen düşüyor dengeleyici. Üzerine Viktor'dan gelen hasarla birlikte Blank oradan çıkmak zorunda kalıyor. Faker hala saklıyor kendisini arka tarafta. Bang'in hiç manası yok bunu söyleyelim. Orta koridordaki minyonları ittirmeye çalışıyor daha çok şu an itibariyle. Ve Okyanus Ejderhası da SKT'ye giriyor. Peanut'ta kaldı. Bu arada Zyra düştü. Üzerine Miss Fortune düşüyor. Prey Duke'e vurmaya devam ediyor. Diğer taraftan Smap geliyor. Duke oradan çıkabilecekmiş. Prey'in üzerine gidiyor. Son bir vuruş. Duke burada çok iyi oyun yaptı. Smap şimdi ultisini kullanıyor. Duke çıkabilecek mi? Diğer taraftan Kuro da geliyor. Duke'ü buradan çıkışı çok zor. Ve Kuro'ya gidiyor bu skor. Kuro da orada. Şimdi Bank ultisini kullandı. Smap'e geldi o ulti. Blank aradan girmeye çalışıyor. 3000 canı var. Blank şimdi ultisi açtı ama çok erken girdi. Blank'i eritiyorlar öncelikle. Blank bu hatayı geçen oyunda da yapmıştı. Ve Baron Rock Tigers'a gidiyor. Ormanda Olaf'ı bu kadar önemsiyorlar ama Olaf'ın en büyük sorunu o zaten. Evet. Blank ama bu arada şimdi Kuro'yu yakaladı. Kuro'nun üzerine gitmeye devam ediyor yavaşlatarak. Ultisini açtı. Kuro'nun üzerine muazzam bir hasar var. Kuro orada düşecek gibi gözüküyor. Caitlyn ultisine gitti. Arkada Duke Gorilla yakalamış durumda. Smap da orada. Pirat. O arkada Gorilla'nın verdiği hasar çok fazla. Wolf şimdi yakalanacak. Wolf düşüyor. Ardından bakıyorum ya da Smap tek başına kalmış. Smap'i almayı başarıyorlar. Pirat'ın canı çok az. SKT için belki de dönüm noktası olabilecek bir savaş. Prey hasar vermeye devam ediyor. Acımasızca vuruyor. Belki düşürecek mi? Belki düşürüyor. Ardından Black şimdi hala üzerine gidiyor. Orada koruyucu melekle tekrardan hayata dönecek olan Pirat. Pirat düşecek mi? Prey'in üzerine kaçıyor. Faker ve Pirat. Prey savaşı vardı. Prey orada. Önde çıktı. Duke kaçabilecek mi? Duke kaçamıyor. Pirat da kalıyor. Ve katliam yapmayı başaran Rock Tigers oluyor bu pozisyonda. SKT'nin savaşması lazım eğer bu maçı kaybetmek istemiyorsa. Wolf geride duruyor. Black geride duruyor. Ne yapacak SKT? Bang'in üzerine oynayan bir Smap vardı. Bir kule daha orada tutmayı başardı. Duke arka taraftan yanaşmaya çalışıyor ama istediğini elde edemiyor şu an itibariyle. Duke düşecek galiba orada. Minyonların arasında sıkışıyor ve düşüyor. Rock Tigers bu maçı da kazanacak gibi gözüküyor şu an itibariyle. Duke düştü. Koruyucu meleğiyle tekrardan hayata döndükten sonra bir tane sadece Nexus Kulesi var. SKT koruyabilecek mi 4 kişiyle bu kuleyi? İşi çok zor. Baron güçlendirmeli. 3 tane Okyanus ejderli Rock Tigers üzerlerine gelmeye devam ediyor. Kulenin canı yarım da altına savaş indi. Başlatamıyorlar. Savaş başlatamıyorlar dediğin gibi Kaan. Ve ikinci Nexus Kulesi düştü. Pirat araya giriyor orada. Ve Olaf almayı başarıyor. Nexus yıkılıyor. Ve Rock Tigers 1-0 geride başladığı seride 2-1 öne geçmeyi başarıyor böylece.